aslında topla buluşmuş futbolda şu hücum vardır. aksiyonları Hocam ne kadar şu dengeli vardır. ve çok. Futbolda şu vardır. Derler ki işte X takımı çok penaltı kazanıyor. X takımı gol atıyor ama şansı var. Hayır abi. Futbolda Oralarda şans, olacaksın. futbolda şans güçlüye gelir. Ceza alanına ne kadar girersen Tabii. o kadar penaltı ve gol atma şansın olur. Hani piyango bileti alırsan çıkar, almazsan çıkmaz. Onun gibi bir şey. Aynen hocam. Aynen. Tabii Mitchell bugün asisti yaptı. Bakıyorum sorular da var. AZ Alkmaar'dan transferi Norveçli oyuncu. Ayağı düzgün bir oyuncu. Onu herhalde 8 mi oynatacak? Nasıl? Kim? Nerede oynayacak? Şimdi onları da düşünüyoruz. Bugün 6 gibi oynadı. Okan Hoca'nın da aslında alternatifi bol bir kadrosu olacak. Şimdi Torreira ve Mertens de katılacak. Muhtemelen daha gelecekler var. Hocam sakatlar vardır da bak futbolda şöyle bir olay var. Sen futbolcusun, sen de oynadın. Biz daha yukarılarda oynadık. Futbolcusun. Kadro belli olur. Sonra maçlar başlar. 5. 6. maçtan sonra ben derim ki ya sen benden daha iyisin. Sen oynarsın. Değil mi? O zaten antrenör de onu oynatır. Antrenör bindiği dalı kesmez. Doğru. Bazıları diyor ki benim hakkım yok abi. Hakkı sonra da niye abi bindiği dalı antrenör deli mi? Daha iyisi varken daha kötüsünü oynatacak. Başarı hepsinin. Onun için hocam kadro yani sahaya çıkacak kadro bir kişi iki kişi hariç genelde belli olur. Beşinci baştan sonra sana söyleyeyim. 4-5 hafta. Herkes yerini bilir hocam. Zaten haddini bilir. Hocam onu sağlayabilen takımda zaten bir ritme girebiliyor. Ha, bir o de şu var. Kadro istikrarını ve adaletini. Heh. O son söylediğin cümle çok iyi. Yani adaleti yapacaksın. Adaleti yapmazsan kötü. Yani o zaman da topçuyu hırslandırırsın. Yani küstürürsün, o kötü. Başarı varsa oyna. Zaten adaletli dağıttığın zaman yolun açılır. Böyle gider. O açılır. Zaman teknik direktör oyuncu iletişimi de güçlü oluyor. O adaleti görünce futbolcu. Evet. Ya da adaletsizliği görünce sıkıntılar başlıyor. Bu şeyde oluyor hocam. Yerli yabancı oyuncu da, yerli teknik adam, yabancı teknik adam. Oluyor, doğru. Yabancı teknik adamın getirdiği futbolcularla kalan futbolcular, eskiden kalan topçular arasında filan olabiliyor, çekişmeler doğru, oluyor. Doğru. O zaten takımı bozuyor hocam. Sana söyleyeyim. Gomis gol attığım bozuyor. İçin çok mutlu ve gururluyum demiş. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Hmm. Artık bir yaşta ilerleyince daha bir... Haddini bilmeye başlamış. Hocam, işte demin konuştuğumuz yok. Haddini bilmeye başlamış. Herhalde buradan onu çıkartırmış. Ben Gomis'im, ben ilk 11'de oynarım demiyor öyle, herhalde. Basına bir şeyler yansıdı aslında. Ben hani oynarım falan ama bu açıklama bak farklı bir şey. Yani ne diyor burada? Benim anladığım yani zaman zaman girerim, kurtarırım. Haddimi de bilirim. Ama diyor. Bir yandan arkadaşlarıma da yol göstericilik, gençlere bir abilik de yaparım. Evet. Girdiğim zaman işimi de yaparım diyor. Bu olumlu, demek pozitif bir açıklama. Konuşulanları şey yapıyor, damgalıyor. Evet. Altına mühür basıyor. Son dakika golü inanılmaz önemli. 3 puan. Giresun maçı öncesi moral oldu. Okan hocam hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter. Tabii Okan Buruk için de galibiyetle başlamak, böyle bir deplasmanda galibiyetle başlamak çok değerli. Haftanın maçı buydu. Buydu hocam ya. Daha yani kura çekildi. Bakıyorum. Haftanın maçı buydu. Galatasaray için İstanbul'da olsa belki biraz daha rahattı. Ama Antalya'da olması tabii hocam daha zordu. O kadar nem, o kadar sıcak. Böyle bir zemin. Tabii. Bir de iyi takım. Yani rakip. Neyle? İşte Antalya taş çok gibi takım, iyi takım ya. Çok iyi takım. Antalya'da yani ilk 4'ten 5'ten düşmez. Yani onlar da bence tabii ki üzülüyorlardır şu anda. Mutlaka soyunma odasında ciddi anlamda bir üzüntü vardır ama onlar da çok üzülmesinler. Çünkü iyi bir takım kurmuşlar. Gelir yani gerisi. Hocam olumlu takımın anlamda. İyiyse gelirsin. İstanbul'da Galatasaray'ı yenersin. Tabii canım. Yani Galatasaray. Fener'i Beşiktaş'ı yenersin. Ne var abi? Bunun galibiyetin başka bir yerden tolere edersin buradaki 90. yenilgi. Dakikada öyle bir maç alırsın ki biri birini götürür. Doğru. Futbolda öyledir hocam. Birkaç takım sezon hocam, sonunda hak ettiğin yere gelir. Devre arasında mı konuştuk onu yoksa içeride otururken mi konuştuk? Şimdi karıştırmayayım da. Birkaç takım sanki böyle ayrışıyor. Evet. İşte zaten dört büyükler güçlü kadrolar kurdular bu sene. Ama Konya gibi, Adana Demir gibi,
Antalya gibi, Alanya gibi takımlar biraz böyle, onlar da ön plana çıkıyorlar. Hal böyle olunca acaba makas biraz fazla mı açık olacak? Aşağıda böyle kopmalar mı olacak? Ya da koparsa, ayrı ayrı bölümler mi olacak böylelikle? O aşağı koparsa kötü ki, öyle olacağı benziyor hocam. Birkaç takım. Yani bir iki takım, üç takım. Şu bir ayı transfer dönemini iyi geçirmesi gereken takımlar var. Daha eksik görünüyorlar. Belki de hani sezon başı fazla sezon başı ama biraz... Aa, Dursun Başkan keyifli tabii konuşacak. Yalnız sıcağı görüyor musun hocam ya? Başlayınca söyleyin arkadaşlar. Evet, geçelim. Hepsinin saçları yapışmış. Bu anda İstanbul'a dönüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle bütün takımların yeni sezonu hayırlı olsun. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir lig yaşarız. Bildiğiniz gibi bu sene Cumhuriyet'in aynı zamanda 100. yılını kutlayacağız ligin sonunda. Onun için Cumhuriyet'imize yakışır bir sezon olması, Cumhuriyet'imizin değerleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri çerçevesinde ligi sürdürmemiz lazım. Bugün de güzel bir maç oldu. Hava çok sıcak. Dolayısıyla oyuncular ellerinden geleni yaptılar. 1-0 maçı biz aldık. Dolayısıyla lige bu şekilde başlamak. Tam istediğimiz oyunu oynayabildik mi? Hayır. Ama zaten sezonun başı. Hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha güçlenmesi için de zaten yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla beraber taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara buradan selam ediyorum Antalya'dan. 3 puanımız da hayırlı olsun. Başkanım, taraftarlar son bir haftadır oldukça mutlu. Özellikle dün akşam gerçekten gecenin bir yarısında, sabahın ilk saatlerinde taraftarların beklediği transferler oldu ve devamında bekliyorlar zannediyorum taraftarlar. Taraftarlara bir mesajınız var mı? Valla şimdi sezonun başlamasıyla beraber eksiklikler daha net ortaya çıkıyor ama yeni gelen oyuncuların oyuna dahil olmasıyla beraber, takıma girmeleriyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimizin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşlarının vereceği bir karar. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren de onlara çalışmaya başlayacağız. Demin dediğim gibi iyi bir lig olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor. Başkanım, siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Son dönemde çünkü hem gayrimenkul projeleri hem sonrasında saha içine dair yapılan adımlar, bir dönem eleştiriler de olmuştu ama herhalde şu anda biraz daha farklı bir durum. Şimdi bizim görevimiz, bizi Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin üyeleri bizi seçti. Biz Galatasaray'a hizmet edelim diye. Dolayısıyla ben hayatımda hiçbir zaman hizmetten yorulmadım. Özellikle Galatasaray için hizmet etmek büyük bir şeref. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Ne ben ne arkadaşlarım. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Dediğim gibi bu sezon çok önemli. Cumhuriyet'in 100. yılı, Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederiz.